Merhaba. Ben Şafak Akkan. Polymer Update Türkiye'ye hoş geldiniz. Ücretsiz petrokimya haberleri sunan dünyanın ilk ve tek TV ağı Polymer Update Türkiye TV'yi izliyorsunuz. Geçen hafta cuma günü ham petrol fiyatlarında karışık seyir izlendi. ABD'de aktif petrol sondaj kulesi sayısında artış kaydedilmesiyle birlikte Batı Teksas petrolünde fiyatlar düşerken küresel ekonomideki toparlanma işaretleri ise Brent petrol fiyatlarında artışa neden oldu. Vadeli Batı Teksas petrolü cuma günü 14 cent düşüşle varil başına 52,20 dolar seviyesinden işlem görürken vadeli Brent petrol ise 35 cent artışla varil başına 55,88 dolar seviyesinde yer aldı. Cuma günü Sif Kuzeybatı Arpa bazında nafta fiyatları metrik ton başına 5 dolar artışla 509 dolar seviyesinde kaydedildi. Geçen hafta Avrupa'da spot problem fiyatlarında hafif artış kaydedildi. Yüksek girdi fiyatları, sıkışık arz ve güçlü talep fiyatları yükseltirken polipropilen talebinde ve fiyatlarında kaydedilen artışlarda spot problem fiyatlarındaki artışı destekledi. Avrupa'da spot etilen fiyatları da geçen hafta yükseldi. Bölgede arzın sınırlı seviyelerde devam etmesi ve canlı taleple birlikte yüksek poli etilen fiyatları spot etilen fiyatlarını yükseltti. Bununla birlikte Avrupa'da Şubat ayı etilen ve propilen kontrat fiyatları açıklandı. FD Kuzeybatı Arpa bazında etilen kontrat fiyatı Şubat ayında aylık 70 euro artışla metrik ton başına 930 euro seviyesinde yer aldı. FD Kuzeybatı Arpa bazında Şubat ayı propilen kontrat fiyatı ise Ocak ayına göre 85 euro artarak metrik ton başına 885 euro seviyesinde açıklandı. Diğer yandan Avrupa'da Şubat ayı bita kontrat fiyatı Ocak ayı seviyesine göre 25 euro düşüşle ton başına 700 euro seviyesinde kaydedildi. Geçen hafta Türkiye'de durgun alım ilgisine rağmen CFR bazında yüksek yoğunluklu poli etilen fiyatlarında yukarı yönlü hareket kaydedildi. Türkiye'de CFR bazında alçak yoğunluklu poli etilen fiyatları ise yüksek etilen fiyatlarına rağmen geçen hafta yatay seyir izledi. Bölgede alımların yavaş olduğu bildirildi. Öte yandan geçen hafta Türkiye'de CFR bazında lineer alçak yoğunluklu polietilen fiyatlarında ise yukarı yönlü hareket kaydedildi. Yüksek etilen fiyatları ve alım ilgisindeki artış bölgede fiyatların yükselmesine neden oldu. Geçen hafta Türkiye'de CFR bazında polipropilen kopolimer fiyatları, yüksek proplen fiyatları ve canlı taleple birlikte artış gösterdi. Türkiye'de CFR bazında PVC fiyatları ise zayıflayan talep ve düşük seviyelerdeki ithalat tekliflerinin etkisiyle geçen hafta düşüş gösterdi. Avrupa'nın önde gelen PVC üreticilerinden Vinova, 27 Ocak 2021'de Almanya Wilhelmshaven'daki tesisinden yaptığı PVC tedariki üzerinde force majeure ilan etti. Söz konusu PVC tesisinin yıllık 380 bin metrik ton üretim kapasitesi bulunuyor. Günlük fiyat değerlendirmeleri ve güvenilir petrokimya haberleri için Polymer Update'e abone olmayı unutmayın. Son 20 yıldır Asya'nın bir numaralı piyasa istihbarat şirketi olarak Avrupa'da yakın zamanda açtığımız ofisimizle birlikte petrokimya sektöründe dünyanın önde gelen piyasa istihbarat şirketi olma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Aynı zamanda polimer alım satımlarınızı kolaylaştırmak için akıllı telefonlarınızda kullanabileceğiniz polimer exchange indirerek plastik ham sektöründe faaliyet gösteren 12.000'in üzerinde kullanıcıya katılmanızı tavsiye ediyoruz daha fazlası için haftalık haber videolarımızı takip edin. Bugün 1 Şubat Pazartesi Şafak Hattı'nı dinlediniz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. facebook.com/polymerupdate adresinden Facebook hesabımızı ve @polymerupdate adresinden Twitter hesabımızı takip etmeyi unutmayın. Ayrıca plastik ve petrokimya sektörüne yönelik en son haberler için YouTube kanalımıza abone olmayı ve videolarımızdan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı da unutmayın.